Sayın Cumhurbaşkanımız da Isparta'ya geldiğinde özellikle Veli Başkan'a benim Elvan Erda Başkan demişti. AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Elma Hasat Festivali'ne katıldı. Türkiye'nin aşağı yukarı %27 oranında elma üretimini yapan bir iliz Isparta olarak. Ve bunun da neredeyse tamamını Eğirdir Gölü havzasındaki çiftçilerimiz, üreticilerimiz gerçekleştiriyor. Zabun burada önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Eğirdir Gölü vardı. Elma Isparta için son derece önemli ama elmanın şöyle sağlıklı bir şekilde üretilmesi için de belki en temel gereksinimlerden bir tanesi de bu güzel gölümüz. Bu gölümüzle ilgili de son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklanan bir problemi yaşıyoruz. Su çekildi, ciddi anlamda çekildi. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da şöyle güzel yağışlarla, afetsiz yağışlarla inşallah bu gölümüzde biraz dolsun. Ama bir taraftan bunu temenni etmekle birlikte, bir taraftan da gölümüzün suyunu daha az kullanarak, daha verimli kullanarak nasıl muhafaza edebiliriz? Hatta yeni kaynakları nasıl gölümüze ilave edebiliriz? Bunun hep beraber mücadelesini veriyoruz. Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz kardeşimiz, İl Başkanımız Serkan Keskin Başkanımızla birlikte ve Sayın Valimizle birlikte bütün imkanları sonuna kadar zorlayarak mücadele ediyoruz, mücadeleyi yürütüyoruz. Zaten biliyorsunuz Atabey Ovası dediğimiz ova ve Semirkent Ovası, buraların ihalesini gerçekleştirdik. 2 yıl kadar oldu, 1,5-2 yıl kadar oldu ve orada önemli bir mesafede alındı. Bir taraftan da çalışmalar devam ediyor. Sadece bu iki ova yaklaşık bu bölgenin Eğirdir Gölü'nden kullandığı suyun yaklaşık %60'ını, %70'ini tekabül ediyor. Yani bu iki alanla ilgili çalışma tamamlandığı takdirde Eğirdir Gölü'müzün neredeyse 3/2 kullandığımız suyun 3/2'sini tasarruflu kullanıma dönüştürmüş olacağız. Hemen arkasından da daha küçük olan, daha dar bir alan olan Gelendos Ovamızı ve Hoyran, Yalvaç Hoyran'ı da buna dahil etmenin mücadelesi içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunu da dahil etmiş olacağız. Bu projeleri tamamladığımız takdirde Eğirdir Gölü'nden kullandığımız suyu 1/3'üne indirmiş olacağız. Yaklaşık 150 milyon metreküp su kullanıyoruz yılda Isparta olarak. Bunu 50 milyon metreküpe kadar indirme imkanına kavuşmuş olacağız. Aksu'daki o yıllık yaklaşık 50 milyon metreküplük kapasiteye sahip su kaynağını da hem kullanarak Eğirdir Gölü'ne de indirmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte onun da müjdesini bütün hemşehrilerimizle paylaşmış oluruz. Yani Eğirdir Gölü'müzü muhafaza etmek ve buna dayalı olarak etrafında yürütülen sulu tarıma dayalı, sulu tarım niteliğindeki üretimi, çiftçiliği de sürdürebilmenin ve daha da güçlendirebilmenin mücadelesini hep beraber veriyoruz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. İlçeye sağlanan doğalgaz arzı ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen AK Parti Isparta Milletvekili Zabun, Eğirdir'in tüm mahallelerini önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşturacağız dedi. Eğirdir ilçemizi de birçok ilçemizde olduğu gibi inşallah doğalgazla buluşturduk. İstasyon ve Altınkum mahallelerimizdeki çalışmalar zaten tamamlandı. İnşallah Yazda Mahallesi'ni de bu yıl doğalgazla buluşturmak suretiyle önemli bir adım atmış olacağız. Bunun ötesinde BOTAŞ Genel Müdürlüğümüzle de bundan yaklaşık 3-5 hafta önce görüştük. Önümüzdeki yıl Şarkıkaraç ilçemizle birlikte Eğirdir ilçemizi de Atabey güzergahından gelecek şekilde, Gönen'den Atabey ve Eğirdir'e gelecek şekilde, ulaşacak şekilde o ana boru hattına bağlayacağız. Yani dökme gazdan kurtarıp boru hattıyla gelecek gaza da kavuşturmuş olacağız. Bu bize neyi sağlayacak? Eğirdir'in bütün mahallelerine önümüzdeki yılda doğal gazı getirme ve bütün hemşehrilerimizin bundan da faydalanmasını sağlayacak.